Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Mercus'un menzil geliştiricisinden bahsedeceğiz. Bu cihazı biz aslında kullanıyoruz. Çevremizde de ve sizlerden gelen sorulardan birisi de menzil geliştirmek için hangi cihazı tercih etmeliyiz? Bu nedenle de bu ürünü inceleme ihtiyacı duyduk. Normalde bizim aslında kullandığımız ürün Xiaomi'nin ürünüydü. Bu ürünle menzil geliştirebiliyorsunuz, genişletebiliyorsunuz. Menzil genişletmede başarılı aslında standart bir kullanıcı için. Fakat bize artık yetersiz geliyordu. Bunun nedeni aslında tamamen sizin ihtiyaçlarınıza göre değişen koşullardan dolayı değiştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Xiaomi'deki menzil genişletme 2.4 GHz hızında bir genişletmeye sahipti. Çift band değildi. Bu da bizim için aslında şöyle problemlerine neden oluyordu. Hızlı bir cihazınız varsa işte 5G bandından yararlanamıyorsunuz her ne kadar yanında olsanız da. Bu nedenle bazen işte kopmalar, aslında çok kopma sorunu da yaşamadık. Yani zaman zaman olabiliyordu, özellikle akıllı ev sistemine sahipseniz, yani beyaz eşyanız veya diğer home ürünleriniz bağlıysa bazen ara sıra kopmalar neden olabiliyordu. Şimdi bizim evimizde hızlı bir internet var. Yani 100 megabitlik bir fiber ağına sahibiz. Böyle olunca da aslında bu artık bize yetersiz gelmeye başladı. Bunun nedeni de belirttiğim gibi 2.4 GHz'lik bir bağlantıyı desteklediği için. Bunun yerine ise Mercus'un AC1200 Wi-Fi menzil geliştirici modelini aldık. Daha doğrusu M30 diye geçiyor modelin adı. Bu modelin şöyle bir avantajı var. Aslında biz hali hazırda biz bu cihazı kullanıyoruz. Bunun en büyük avantajı çift band olması. Çift banttan kastım aslında şu: hem 2.4 GHz hem de 5 GHz hızında çift band desteği sunuyor. Yani çift band olarak sizin modeminizi genişletebiliyor. Aynı zamanda şöyle de çok büyük bir dezavantajı var. Kullanımı inanılmaz basit. Şimdi öncelikli olarak kutu içerisinde hani nasıl geliyor bunu göstereyim. Hani biz dediğim gibi kullanıyoruz zaten. Şöyle kutusunu koydum. Evet. Cihazımız şu şekilde. Evet, menzil geliştirmiş. Bu arada bu marka aslında TP-Link ailesine ait bir marka ve oldukça başarılı, uzun süredir kullanıyoruz. Xiaomi'nin menzil geliştiricisi aslında oldukça başarılı, fakat hız ve gerçekten daha hızlı bir internet ve çift bant taşımak istiyorsanız burada Mercus'u tercih edebilirsiniz. Burada da Xiaomi'nin cihazını görüyorsunuz. Şimdi burada kurulumlar arasında şöyle bir fark var. Bu cihazı kurmak için öncelikli olarak işte Mi Home uygulaması indirip Bluetooth'a bu cihaza bağlanıp sonrasında kurulum yapıyorsunuz. Fakat bu cihazın inanılmaz efsane bir kurulum özelliği var arkadaşlar. Alt tarafta şöyle gördüğünüz gibi bir VPS tuşu var. Bu arada bu ürüne LAN'la da bağlantı kurabilirsiniz. Yani sinyalinizi örnek veriyorum. Yani router gibi düşüneceksiniz, yani kullanacaksınız. Diyelim ki arada ciddi anlamda diğer modemin bile erişemedi. Yani o modemden sinyal yakalayamadığınız bir ortamdasınız. O modemden buraya bir tane Ethernet kablosu çekerseniz Ethernet'te de sinyal güçlendirmesi yapabiliyorsunuz. Yani buraya kadar Ethernet'le taşıyıp bundan sonrasında kablosuz olarak dağıtımını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi burada kurulum için VPS tuşu var. Aynı zamanda normal modeminizden VPS tuşuna basıp daha sonrasında da bu cihazda da VPS'i eğer aktif ederseniz iki modem birbirini görüyor ve otomatik olarak bu cihaz modeminizdeki bağlantı bilgilerinizin sonuna alt-exit koyuyor. Örnek veriyorum, kurmuş olduğunuz modemdeki ev internet ağınızı işte Home 2.4 ve Home 5G şeklinde diyelim ki iki tane ağınız görünüyor. Burada da VPS'e bastığınız anda sistem burada şöyle yapıyor. Menzil geliştirdiğinde işte Home 2.4 alt-exit, Home 5G alt-exit şeklinde sadece altına exit işaretini koyuyor. Bu da şey aslında,
genişletilmiş menzil geliştirme, yani bu cihaza bağlı olduğunuzu görebilmek için, aslında bu cihazdan hız aldığınızı anlayabilmeniz için, bağlandığınızı anlayabilmeniz için kullanılan bir yöntem. Ve aynı şekilde şifreleriniz vesaireniz aynı oluyor. Aynı şekilde aktarabiliyorsunuz veya isterseniz şifrenizi değiştirebiliyorsunuz. Bunun ayrıca bir arayüzü var. İsterseniz o arayüzden de kurulum yapabiliyorsunuz. Otomatik olarak IP yazdığınızda bilgisayarınıza, yani bunu bağlayıp prize taktınız. Daha sonrasında bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bu cihaza bağlantı kurdunuz. Bunun arayüzündeki IP'yi girdiğinizde orada da yine manuel iki modemi birbirine bağlayabiliyorsunuz. Fakat buna hiç gerek yok. Belirttiğim gibi çok basit. VPS tuşuna basın. Modemde de VPS tuşuna basın. Zaten birbirini görecektir. Oradaki ağı buraya taşıyacak. Ve sadece sonlarına X şeklinde bir şey koyuyor. X yazıyor. Yani örnek veriyorum, Home 2.4 ise altı X, Home 5G ise altı X diye devam ediyor. Buradaki cihazın artı ve eksilerinden hani biraz bahsettim. Belirttiğim gibi bu cihaz aslında yeterli normal bir kullanıcılar için. Ama özellikle işte televizyon, yani internet üzerinden işte veya televizyon üzerinden Netflix vesaire izlemek istiyorsunuz ve oldukça da interneti hızlı ve bilgisayarı da hızlı bir şekilde vermek istiyorsunuz, kablosuz bir şekilde, bu cihazı öneririm kesinlikle. Veya örnek veriyorum, internetiniz yine oldukça hızlı ve çift bantı destekliyor ve bilgisayarınızda işte network üzerinden bir çalışma yapmanız vesaire veya oyun oynayabilirsiniz, IP gecikmesi olması istemiyorsunuz. Yine bu cihazı bağladığınızda, bu cihaza yakınsanız 5G bandından bağlandığınızda oldukça inanılmaz hızlara erişebiliyorsunuz. Fiyatına gelecek olursak, şu anda ortalama 450-500 bandında şu anda bu cihaz. Xiaomi'nin cihazı da 300-350 lira bandında şu anda gördüğümüz kadarıyla. Bu markayı daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Fakat bu ürün aslında TP-Link'in bir ürünü. Menzil geliştirici. Bu modelin iki tane, bu arada modeli, iki tane modeli var bu markanın. Buna dikkat edin. Bir tanesi 300 megabit olarak verebiliyor. Bu 1200 megabit. Bu çift bant destekliyor. Diğer modelde 3 tane anten olmasına rağmen sadece tek bant, yani 2.4G hızda menzil genişletebiliyor. Biz bu cihazı aldık, kullanıyoruz şu anda. Oldukça başarılı. Ben şahsen tavsiye ederim. Hani basit bir ev kullanımımız var. İşte biz sadece telefon, tablet vesaire çeksin girmek istiyoruz diyorsanız şu cihazda yeterli olur. Ama fiyat farkına baktığınızda, eğer yakın fiyatlardaysa, bence bu cihaz, yani Merkür'ü kesinlikle tercih edilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani varsa sorularınız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer kullanıcı arkadaşlar da cevap verecektir. Ve incelememizi istediğiniz farklı ürünler varsa yine yorumlar kısmına bırakırsanız sizler için incelemeye çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.